Evet, testör kazanım iki kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamın etkilerini analiz eder. Birinci soru, yenilenmeyen enerji kaynaklarında petrol, doğalgaz ve taş kömürü gibi enerji kaynaklarının fazla olması çevre sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bölgelerde bulunan araç ve sanayi tesislerinin sayısı hava kirliliğinin artmasına yol açmaktır. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde fosil yakıt kullanımına bağlı olarak hava kirliliğinin daha fazla olması beklenir? Diyarbakır, Burdur, Kırıkkale var ama İzmir'de sanayi çok geliştiği için araç sayısı fazla olduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 2. Sosyal bilimler dersinde ülkemizin kaynakları konusunda işlerken söz hakkı alanıyla öğretmenim ben doğal kaynakları bilinçli bir şekilde kullanıyorum demiştir. Buna göre İrem'in davranışlarından hangilerini sergilemesi beklenemez? Atık pilleri geri dönüş kutusuna atmayanları uyarması, su kaynaklarını temiz tutmak için çaba sarf etmesi, bu davranışları sergilemesi beklenir. Ama denize çöp atması, elektronik cihazlarını kullanmadığı zamanlarda açık bırakması, ortaya koyacağı davranışlardan arasında beklenemez arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 4 sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Üçüncü soru, ülkemizin de bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Yerin derinliklerinde sıcak su buharını elektriğe dönüştürmesidir. Kırık fay hattlarına bağlı olarak açığa çıkar. Germencik, Aydın, Balçova, İzmir ve Sarayköy, Denizli, Bahçeşehir enerji üretim alanlarıdır. Yerin derinliklerinden gelen su buharının elektriğe dönüşmesi olayı jeotermal enerji ile ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla başlığa jeotermal enerjiyi getirebiliriz. Bunun için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz Tamer Güneş, Kübra Petrol, Fatoş Jeotermal, Metin Lingit demiş. Yukarıdaki enerjilerden hangileri, özür dilerim, yukarıdaki öğrencilerden hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına yanlış örnek vermiştir? Şimdi güneş yenilenebilir, jeotermal yenilenebilir ama lingit ve petrol yenilenemez arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Yani Tamer doğru bilgi vermiş, Fatoş doğru bilgi vermiş ama Kübra ile Metin yanlış bilgi vermiştir arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğidir. Evet, 5. sorumuz. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Çevreye zarar vermeyen bu enerji kaynağından en fazla Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgeleri faydalanmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi üretiminin en az olduğu bölge ise Karadeniz'dir. Karadeniz bölgesinde güneş enerjisi potansiyelinin en az olmasının temel sebebi arkadaşlar bulutlu gün sayısının fazla olmasıdır. Yani yağışlar çok, sürekli bulut var. Sürekli bulut olan bir bölgede de güneş enerjisiyle potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Bu durumun temel sebebi B seçeneğidir diyebiliriz. 6. soru, yukarıda haritada dağılım alanları verilen yenilenebilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Denizli, Sarayköy, İzmir, Balçova, Aydın, Germencik'te daha çok arkadaşlar jeotermal enerji kaynakları var. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, 7. sorumuz, devlet tarafından doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının yol açtığı çevre sorunlarını önlemeye yönelik projeler geliştirmektir. Doğal kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılması için birey olarak bizlere de görevler düşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden biri değildir? Geri dönüşüm olan ürünleri kullanmak, toplulaşma arasından tercih etmek, atıklarımızı geri dönüşüm kutularına atmak tabii ki de bu görevlerden. Ama sera etkisi yapan araç ve gereçleri kullanmalıyız değil, kullanmamalıyız. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, 8. sorumuz, insanlar ulaşım, iletişim, aydınlatma, ısınma gibi birçok gereksinimi karşılayabilmek için enerji kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Ancak enerji kaynaklarının hepsinin ömrü sınırsız değildir. Belirli bir rezerve sahip olan ve zamanla tükenen enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynakları olarak adlandırmaktadır. Buna göre açıklıktan hangisi yenilenemeyen enerji kaynakları arasında yer aldığı söylenemez. Bor yenilenemez, kömür yenilenemez, petrol yenilenemez ama rüzgar yenilenebilir enerji kaynağıdır arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. 9. soru, araç sayısının fazla ve sanayinin geçtiği alanlarda doğal kaynakların yok olma tehlikesi daha yüksektir. Buna göre haritada taralanan hangisinde doğal kaynakların yok olma tehlikesi diğerlerine göre daha fazladır? Artvin, Rize, İstanbul, Bursa demiş. Arkadaşlar ülkemizde sanayinin en çok geliştiği, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu, dolayısıyla araç sayısının en fazla olduğu il İstanbul olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır.